Başlangıca şunu söylemek gerekiyor, ee, sık temizlik yapmak, bir de kimyasal deterjanlarla temizlik yapmak tabii ki bu pandemi döneminde e, artıdan çok eksisini görebiliriz. Bununla ilgili doğal yollarla bu işi e, temizliğimizi yapmak daha da e, doğru bir isabetli bir karar olduğunu düşünüyorum. E, bununla ilgili e, sirke mesela, sirke iyi bir antioksidandır, hı hı. iyi bir dezenfektan sağlar. Sirke bildiğiniz gibi doğal bir üründür. Ya da sebzeleri ve meyveleri yıkarken yani de artık dikkat asist, ediyoruz sirkeyle yıkamaya. Asitik asitten işte fermente ederek özellikle elma sirkesi bu konuda e, baya bir e, faydalıdır. Onu tavsiye edebiliriz Doğal olanı tercih doğru. etmemiz daha önemli. Bu süreçte anahtarlık telefon gibi dışarıda sürekli elimde olan malzemeleri sirkeyle dezenfekte ediyorum. Doğru mu yapıyorum diyor. Sirkeyle de dezenfekte yapması doğru yapıyordur. Çünkü günümüz dezenfektanlarında işte etil alkolün 70 derece indirilip sık sık kullanılması bu ileriki zaman içerisinde irritasyona sebep verecektir, deri hastalıkın cilt hastalıklarını sebep verecektir. Ama Şirkette öyle bir sıkıntı yaşanmaz. Bence doğru bir karar almıştır. Pekala, başka bir soru var. Kızımın ev tozu ve akarları alerjisi var. Temizlik yaparken nelere dikkat etmeliyim? Süpürmek yeterli mi? E, bu da gene doğal yollara gidiyor işimiz. Doğal yollara tekrar dezenfektan sağlamamız gerekiyor. Mutlaka gerek. bir süpüreceğiz ama tabii parçacıkları tozla arıtmak lazım ama sonra sonra işte bir kovan içerisinde bir çay bardağı sirkeyle et şeyleri e, mutfaklarımız, banyolarımız Suya temizlik. sadece sirke katıyoruz değil mi? Sirke katıyoruz. Başka, evet. Yani en doğal çözüm aslında. Evet. En, hem ucuz hem de doğal. Oğlum 5 yaşında evde hem kedimiz hem köpeğimiz var. Her gün evi süpürüyorum ama yetmiyor. Neler önerirsiniz? Bunlar yine hani çok da kimyasalara dayanıp da bu hijyenin bu stratejik bir olay şeyden geçiyoruz haliyle. kimyasalardan uzak Gene doğal yollarla bu temizliği yapılmasını tercih ediyoruz kendilerine. Tabii şimdi havalar bozdu, e, alerjik çocuklar evde, ev tozu ve akarları alerjisi fazlarken kapalı alanda bir de havalandırmadan oturulan alanlarda alerjik o, evet. problemler artıyor. Dolayısıyla bu tip dezenfeksiyon ve anti alerjik ürünlerin kullanımı ya da formüllerin kullanımı çok da önemli olacaktır. Kesinlikle önemli olacaktır. E, bunlar da kimyasal deterjan kullanılması halinde... E, İrgidaz, başka alerjileri de sebepler. Başka, başka, başka de sebep Evet, Evet. Doğru söylüyorsunuz. Yani hayvan anladığım kadarıyla tüyünde de mi hep sirke kullanacağız? Şu anda hep sirkele gidiyoruz değil mi? Şimdiki doğal olarak şu anda sirkeyi tercih edebiliriz. Hı -hı. Peki bir tane aksi bir şey var mesela. Çarşaf ve yastık kılıflarını her gün havalandırıyorum. Gün aşırı ise karbonat serpip bir saat bekletiyorum ve elektrik süpürgesiyle çekiyorum. Aa. Doğru mu yapıyorum? Sirke asidik, karbonat bazik. Evet. Ne yapacağız hocam? Ee, şimdi karbonat, kalsiyum. <laughs> Kocası kalsiyum bir karbonat sorun varmış anladığım kadarıyla <laughs> kısa oldu. Ka <laughs> hocam var. bir de anladı bir şey. Ee, kalsiyum karbonat e, biliyorsunuz hani e, suyla temas haline fokur diyen bir e, önemli bir etken. Bir özellik. Evet, bir öyle. özellik. E bunu e, çerçeve serip tekrar yüzüne attığı zaman zaten hani kaşıntı oluşturacaktır. Onun yerine karbonat yıkanması ben tavsiye ederiz. Karbonat yani... mı? Tabii karbonat da yıkanması daha da... Yani böyle karbonat karıştırıp onunla yıkayalım evet, diyorsunuz kesinlikle. değil mi? Serpip de temizlemek yerine. Tam arıtamayabiliriz mesela yıkandığında Durulatmayabiliriz onu. O yüzümüze tekrar gelecek güvenle o karbonat bize rahatsızlık verebiliyor kaşıntı gibi. Efendime söyleyeyim bir takım böyle e, hoşnut olmadığımız şeylerle karşı karşıya gelebiliriz. Evet fazlası evet, da öyle. zarar tabii ki bunun. Temizlik malzemesi satın alırken sağlığa zararlı maddeler içermemesine dikkat ediyorum. Etiket okurken nelere dikkat etmeliyim? Etiket okurken özellikle formal date demeden maaşlar dediğimiz piyasada yasaklı olan nanonikler dediğimiz kimyasalardan uzak durulması. Daha çok hani kimyasaların asgariye indirgemiş şekilde alınması tavsiyemizdir bu. Yani özetle telaffuz etmekte zorlandığımız şeyleri, evet. daha önce görmediğimiz şeyler yazıyorsa biraz uzak duralım Kesinlikle diyorsunuz. Kesinlikle uzak durmamız Çünkü bu isimler formal iyi tabii belki akılda kalabilir ama diğer sözcüklerinizi ben bile zor tutarım aklımda. <laughs> Aynen bunlar hani e, tamamen kanserojen, tamamen insan sağlığını e, tehlikeye atılan riskli maddelerdir. O açıdan e, vatandaşlarımız bu konuda uzak durulmasını e, tavsiyemizdir. Ya bununla ilgili hani doğal yollarla bu işin temizliğini yapabilirler. Bir sıkıntısı olamaz. Yani artı aktarlarda rahatlıkça bulabileceğimiz ürünlerle de ee, hanımlar e, temizlikte rahatlıkça temizlik yapabilirler. Hem bu söylediğinizle alakalı hem de şuraya da bağlantı yapabiliriz herhalde. Evde doğal, etkili ve basit dezenfeksiyon spreyi hazırlamak istiyor, istiyorum. Ne önerirsiniz? Dezenfektanların kullanım şekli ve sıklığı nasıl olmalıdır? Şimdi e, el dezenfeksiyonu piyasada bildiğiniz gibi elma sirketleri mevcuttur. Bir elma sirketi şey atıyorum bir kilo suya on oranında kullanması şeylerle ki bakteri virüslere karşı etkinliği oluşabilir. Bu bunu suya yarım su bardağı. Yarım su bardağı dememiz ya da bir çay bardağı. Evet daha evet. Bahsettiğimiz gibi işte sirkeli suyla biz bunu rahatlıkça dezenfektan yapabiliriz. Peki bulaşık deterjanı yapmakla alakalı. Bulaşık bir... deterjanı ne önerirsiniz. Bulaşık deterjanı için yani gene dediğimiz gibi aktarlarda ya da evimizde diyelim çok rahat da bulabileceğimiz işte e, limon tuz, sitrik asit dediğimiz, boraks dediğimiz, demin bahsetmişsiniz karbonat, karbonat ama sodyum bir karbonat, gıda karbonat, öbür karbonat şeye girer. kabartma tozu gibi kullanılan evet. karbonattan bahsediyoruz. Ee, öbürü sanayiye giriyor, sanayi karbonat, sodyum karbonatı, sodyum bir karbonatı karıştırmayalım, sodyum bir karbonat olması gerekiyor. Bunlarla e, çok rahat bir şekilde bulaşıklarımızı falan yıkayabiliriz bunlarla eee istiyorsan. Bunun oranlarını da söyleyebilir miyiz? Hiç tabii tabii bunları istersen şey, şey, şey şeycilerimize anlatalım. Evet ee, Yarım çay bardağı e, limon tuzu, yarım çay bardağı boraks, yarım kaşık pardon. Yarım kaşık, evet, evet, ben evet, çay çok değil. evet, çok özür dilerim. Yarım kaşık karbonat. Bunu bizim plastik makinemizin haznesine dökebiliriz. Aa. Ü Öbür taraftan Sirke suyla inceltmemize gerek yok. Suyla inceltmemize gerek. Bunu makinamızın o sıvı makine parlatıcı bölümüne bir çay bardağı dökeriz ve aynı şeyi sağlarız. Rahat bir şekilde. Bulaşık. En kolay çözüm işte. Burası içeride kendiliğinden karışacak, değil mi? Kendiliğinden karışacak. Şimdi Ta karıştırırsak sanki köpürecek gibi geldi bana o doğru mu? Bunun tabii bu sirkeyi karbonat <laughs> içerisinde karıştırdığımız anda köpürecektir. Hı, hı. Peki ya şimdi onu katarsak kapı, şey yapıyor değil mi? Ya Bunu evet. ayrı kullanacağız. Ayrı kullan. Evet tabii bu ayrı kullanacağız. Birini deterjan gözünü öbürünü parlatı parlatıcı, parlatıcı gözünde. Parlatıcı Nasıl çalıştırdınız o kendisi. Makinamızın hem antiseptik güzelliğini hem de bardaklarımızın e, parlamasını öbür taraftan işte yağlarımızın e, şeyde biriken tavalarda tencerede yağların temizlenmesi e, Tavaların temizlenmesi için de bu tablet bölümünde kullanılacak. Elde yıkanan detay şeyler, bulaşıkla ilgili tabak çanakları neye yöneliyorsunuz? Elde aynı, kolay... aynı, aynı sistemle yıkayabiliriz yani. Aynı sistemle tamamen doğal. Yani bu pandemi sürecinde bilindiği gibi hani e, bugün bakıldığı zaman pandemi sürecinin en çok hastaların, e, hastaların işte bağışıklık sistemi güçsüz hastalar, işte bu da kimyasaların e, vücudumuza girmesiyle ee, oluşan metabolizmayı, bağışıklık sistemimizin çökmesiyle oluşuyor bu. E böyle doğal yollardan gidersek yani. Ee, i̇nşallah biz bu şeyin önüne geçmiş olacağız. Yani. Tabii bu şekilde cildimize ver... ...deterjanların verebileceği hasarı evet. da bertaraf ederiz. Çünkü cildimiz... ...bizim bağışıklık sistemimizin en önemli organlarından bir tanesi. Teşekkürler. Korumamız bizim... gerekiyor. Abi. Sirke aynı zamanda akne için de kullanabiliyoruz. Yani kozmetikte de... Hani e, çekin sirke çok... ne kadar şu an revaçta. Bu evet. arada ben bakıyorum marketlerde... ...sirke reyonlarında bayağı bir azalma var eskiye göre. Şu an en revaçta olan ürünlerden biri herhalde. İşte doğalla ilgili Hani ilgili... E, ...yani... Bilimsel olarak kanıtlanmış bir e, ürün. Hı hı. O yüzden insanlarımız yani bilinçli tüketicimiz zaten marketlerde başvurup alabiliyorlar. Doğru yani ama şu özellikle pandemi döneminden geçtiğimiz süreç içerisinde temizlik ve hijyen çok önemli olduğunu biz defalarca söylüyoruz. Ama hani bu tip ürünleri alamayanların da evinde kolaylıkla uygulayabileceği yöntemler bunlar. Bu her çok ev, daha az maliyetli. Tabi, her evde bulunabilen ürünler, herkesin yapabileceği bir ürünler kısa bir ürünler hı hı. E, doğal bir ürünler hijyenik ürünler ne diyeyim antiseptik anti ürünler bunu bu şekilde tercih tercih sebebimizdir.